Şu an Ahlat'tayız, Ulukümbet. Videoya başlamadan önce sanırım şunu söylemem gerekiyor. Bazı arkadaşlar hala neden motosikletle oraya gitmediğimi söyleyip duruyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kış ve bana sürekli arkadaşlar dedirttiğiniz için de çok umutsuzum. Kış, -15 derecede motosiklete binmek çok başka şeyler gerektiren bir durum. Öncelikle bu konuda anlaşalım. Bunun dışında da şöyle bir durum var. Eylül ayında ayağımı kırdım ben. Ben sakatım. Benim ayağım yok. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Motorum duruyor. Yalvarırım, bir mantıklı düşünün. Gözünüzü seveyim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım, şimdi aklımızı başımıza alıyoruz ve neden -10-15 derecede Doğu Beyazı'da motosikle gitmediğimi düşünüyoruz. Var burada, geldik Selçuklu mimarisi olduğunu varsayıyorum ama gidip sizin için okuyacağım. Burası da Ulukümbet, siz de bakın şöyle. Güzel duruyor bence bu arada. Usta Şagiret... Usta Şagirt Kümbeti, Ulukümbet. Ahlat'ta, hatta Anadolu'daki kümbetler içerisinde en büyük olanıymış. Orada ebatlarını falan vermiş. Yüksekliği 20 metre. 9'a 9'muş. 12. yüzyıl son dönemlerinde yapıldığı tahmin edilmekteymiş. 2 katlıymış. Başka bir ekstra bir bilgi yok. Tabi dışındaki işlemeleri falan hala görülüyor böyle. Ama merak ettiyseniz siz inceleyip bakın. Gelin görün ilgiliyseniz. Ben sadece bir merak uyandırıyorum. Biliyorsunuz benim olayım sadece merak uyandırmak. Ayağım da tabii yeni iyileşiyor biliyorsunuz. Karda doğuya doğru bir geziye çıkmak için çok iyi. İki şişman olarak. Evet, içi boş. Doğru. Bu şekilde. Ya bu 800 yıllık tarihe dokunuyor olmak inanılmaz bir keyif ya. Çok farklı bir duygu. Açıkçası burada şu an olmak. Severim ben, bilirsiniz. Bilen bilir. Burada bu Ahlat'tayız biz bu arada. Van Gölü'nün. Yol gidiyor da bir yere de gitmiyor. Yani içeriye doğru biraz gidiyor. Burada kümbetlerimiz var. Burası bir Selçuklu şehri Ahlat. Meraklıysanız lütfen okuyun, araştırın. Bakın. Buralar böyle. Hala yaşayan evler de var. Burada, burası eski şehrin merkezi bura herhalde. Eski köprü var mesela şurada bir tane. Eski camiler falan var. Şöyle şuralara doğru. Hep eski yerler. Burada da yanında küçük bir dere, küçük bir çağlayan var. Aslında keyifli bir yermiş orası. Ama biz hızlı gezginleriz o yüzden. Şuradan geçiyoruz. El Nursi çeşmesiymiş şu yandaki. Bakımsız tabii. Biz mezarla şişman olduğumuz için yürümeye üşenip mezarla acaba daha yakın bir yere gelebilir miyiz diye düşündük. Ki keza birinin evinin önüne geldik. Kazlar bize, kazlara çok saldırgandır bu arada. Evet, biliyorum. Ama o kazları rahatsız etmeden ben buradan... Kazları rahatsız edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Horoz verdik, değil mi? Gider o horoz. Kazlar... Kazlar! Salıncakla orak var orada. O ağaçla beraber çok güzel fotoğrafı çekilir ama çekmeyeceğim. Siz öyle hayal edin. Şu ağaçtan aşağı kümbet görünüyor falan. Selçuklu mezarlarına doğru yürüyoruz. Anam. Hayır, kameraya da çekemedim. Elimde kamera olduğu için seni tutamadım da. Sadece anam diyebildim yani. Onun dışında Ahlat Selçuklu için çok önemli bir şehirmiş okuduğumuz kadarıyla. Çok da bilgiye ulaşamadım hızlıca. Siz okuyun, açın, bakın. Ama bu kadar büyük bir Selçuklu mezarlığı varsa burası da çok adam yaşamış demektir yani onun dışında. Ben severim Selçuklu mimarisi, tarihini. Severim, oralara gider bakarım böyle, vibe ederim. Bir fırt sigara çekerim, yoluma bakarım. Şeye de gideceğiz, Orhun hitabelerine de gideceğiz, söz. Oralara da götüreceğim sizi hep. 13. yüzyılda Bel, yani Afganistan ve Buhara, yani Özbekistan ile İslam dünyasının 3 büyük ilim, kültür ve sanat merkezinden biri olmuş. Önemli. Kümbetül İslam ünvanı alarak önemini daha da arttırmıştır. Milattan önce 4000'lerden Osmanlı dönemine kadar çeşitli imparatorlukların ve yönetimlerin elinde bulunmuş. Anadolu kapısının Türklere açıldığı tarih olan 1071 öncesinde ve sonrasında doğudan batıya geçiş sağlayan bir üs konumuna gelmiştir. 12. yüzyılın başlarından itibaren de Ahlat Şahlar adıyla anılan Selçukluların bir kolunun başkenti olmuştur. Vay be.
210 bin metrekarelik bir alana sahip olan mezarlık alanında yaklaşık 9 bin mezar taşı bulunmaktadır. Mezarlıktan günümüze kadar yapılmış olan epigrafik çalışmalar neticesinde 32 sanatkarın imzası tespit edilmiştir. Meydan mezarlığı tarihi Türk İslam mezarları içerisinde büyüklük açısından ilk sırada yer almaktadır. Biz buranın tamamını tabii ki gezmeyeceğiz ama burada olmak yani çok ben iyi hissediyorum eski yerlerde olunca. Bir de bizim kendi tarihimiz açısından da önemli bir yer. Hoş. Benim tüyler diken diken olur hemen böyle. Dünya müminin zindanı, zindanı kafirin cenneti cennetidir yazıyormuş üstünde. 1299 yılında vefat eden Nureddin Muhammed'in mezarıymış. Vallahi bunların böyle saklanıyor olması ve hala duruyor olması harika. Ben gelin görün lan buraları. Acayip bir hissiyat, güzel bir şey bu. Değerlenmesi lazım. Çok önemli. Bak öyle bir bakar çıkarız dedik, sonuna kadar yürüyoruz yine, biz de sevdik yani. Tabii burada herhangi birimizin dedesinin kurtarıyor mu? Dedesinin dede çarpı dede üzeri en bir dedesi olması çok mümkün. Bu arada bir TSC olarak matematikçi esprisi yaptım bak. Fena değil. Uydum onu da bilmiyorum. Ama öyle bir yer yani. Kan bağımızın olduğu insanlar burada olabilir. Adam 1249 yılında ölmüş. Çok değişik ya. Ya değişik değil 1249 yılında ölmesi. Yani bu eski mezarın hala burada oluyor olması ve önünden geçerken fark etmemiz bizim ayıbımız. Ben sizi izletiyorum, sizin ayıbınız olmasın. Öğrenin. Biz tabii çok detaylı çekemiyoruz şu an. Elimde öyle bir ekipman yok da. İşlemeler gerçekten çok güzel yani. Şu an bunları böyle Emir az önce söyledi, bir tahta oymacısına söylesen dünyanın parasını ister şunu oymak için. Burada 9000 tane mezar taşında aynı şekilde oyma var. Adam taşı oymuş öyle el işçiliği. Gerçi o zaman işte yok. Ne yapacaksın? Güzel meslek yani. Nasıl olsa biri ölüyor. Ama bir de daha çok ölüyor. Tabii bir de daha sık ölüm var. Güzel yani. Hani siz Google'a yazıp oradan güzel bir görsel görebilirsiniz bence. Van Gölü bizi şaşırtmaya devam ediyor heybetiyle. Neye şaşırıyorsunuz ki? Su doğru, haklısınız. Siz de haklısınız ama biz şaşırıyoruz. Biz bundan keyif alıyoruz çünkü. Ankaralıyız. Ha, biz Ankaralıyız. Suyu görünce bir değişik oluyoruz yani ama bunun Vanlılar kızıyormuş. Göl deyince deniz demek lazımmış. Bu beyran yemeği demek ki. Beyrana çorba deyince Antepliler kızıyor. Onun gibi bir şey. Büyük tabii haliyle. Bir de şey hoş yani. Denizi hep sıfır akımda
su. Tabii. O kadar büyük. Şimdi biz 1300'de miyiz? 1000 bilmem kaçtayız. Böyle bir su kenarındayız aslında. Su seviyesinde sayılır mıyız hocam? Tabii. Bilmiyorum. Böyle bir şey olması bana açıkçası çok keyifli geliyor. Bir yandan da tabii sürekli kamerayı kayda sokamıyorum ama işte böyle karlı dağlar, oradan işte göl, kar var falan. Böyle hoş, ben çok hoşlanıyorum. Siz de gelin görün. Bir de siz gelin görün. Hoş, benzin 7 lira olmasa daha iyi olacak ama yani tek masrafımız benzin ve bizim boğazımız bu arada yani. Evet. Onu taşıyoruz. Arabayla aynı yiyoruz. Arabayla aynı. Kilometrede 7 lira falan da biz yakıyoruz yani. Bunun etrafında bir gün ben bisikletle dolanayım. Bak o da değişik. Bir de yürüyerek bir yere gitmek istiyorum. Komple. Aynen. Şey mi yani mesela yürüyerek 3000 kilometre gittin mi yoksa hani? 3000 değil de 500-400 hani böyle 15-20 gün. Olur. Öyle bir şey. Böyle planlarımız var inşallah. Bizim yapacağız. Şey planımız var. Bak onu yapalım. Ne? İki şişman lik yayı. Ha, iki şişman lik yayı biz planlamıştık değil mi? Bunu ha. Yapabiliriz ya. Hani ya, tartılacağız dönüşte bir kaç. Bir de şey diyoruz. Ya sadece yürüyerek yapabileceğiz. Tabii tabii zaten. Şey ya, bir de en tamamını. İki şişman lik ya da tartılıyoruz işte 120, 100 bilmem kaç. Sonuçta ne olacak? Patnos'tan Ağrı'ya doğru ilerliyoruz şu an. Öyle gidiyoruz. Az önce bu bizim ilk gitmeyi planladığımız Erciş'ten böyle aşağıdan güneyden Ağrı, Doğu Beyazıt'a İran sınırından çıkan yolu Tendürek Dağı mıydı? Tendürek geçti. Tendürek geçti. Orada dağ falan var. Oradan gitmeyin diye bir kere daha uyarı geldi. Bize kimse uyarmasa biz oradan gideceğiz. Orada da yani tekrar hani şey son zamanlarda yine yol çevirme işte efendime söyleyeyim tır yakma eylemleri olmuş vesaire. Oradan gitmeyin diye bir uyardılar yine. Biz oradan gitmedik zaten. Şu an böyle kuzey yapıp oradan tekrar doğu yapacağız Ağrı üzerinden. Bize kimse söylemese biz gittik. Ya tabii Allah'a emanet yani yapacak bir şey yok o konuda ne diyelim. Öyle gidiyoruz ama şu an bölgenin bu bölgenin güvenliği alınmış. Buradan gidiyoruz. Eskisi gibi değil tabii. Bizim çocukluktan falan çok anılarımız var bunlarla ilgili. Anlatmışımdır yeri geldiğinde. Şimdi Ağrı'ya doğru devam ediyoruz. Murat Nehri kenarından gidiyoruz. Murat Nehri dona yazmış. Bir yerde durup göstereceğim. Dayanamadım artık. Bunun için durduk. Bakınız donmuş Murat Nehri. Görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur herhalde. Diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi Murat Nehri donmuş. Tabii akıyor akarsu olduğu için ama büyük bir kısmı donmuş. Bakın ne kadar da güzel donmuş. Güzel manzara bu arada. Güzel görüntü. Rüzgar bayağı esiyor. O yüzden drone'u kaldıramayacağım. Kafam dondu. Yerlerine giriyoruz. Çok da çekemiyorum. Kapatıyorum. Evet. Ağrı'dan hızlıca geçip Doğu Beyazıt'a doğru yol alıyoruz şu an. Gidiyoruz Doğu Beyazıt'a doğru. Ağrı en güzel Ağrı Dağı manzarası Gürbulak. Gürbulak bilmiyorum. Sınır kapısından iyi görünüyormuş. Oraya kadar gider miyiz bilmiyoruz. Bir sormak lazım. Nedir ne değildir ne yapıyoruz ama bu yol artık uluslararası bir yol. Hani tırlar da buradan gidip geliyor İran'a falan filan. Güzel, hoş. Biz bir gidelim. Ağrı Dağı'nı görmek istiyoruz ama hava biraz puslu. İlk gördüğümüzde çok mutlu olacağız. Çığlıklar atacağız diye umuyorum. Oradan gerisine bakarız. Ha,
giderken doğuya geçtiğimizde her ile giderken bir çevirme bu şekilde oldu. Kimi daha güvenliydi, kimi yani daha güvenlikli, kimi daha az güvenlikli. Çeşitli daha ciddi. Ciddileri de var. Mesela Namlu'nun direkt bize döndüğünü de gördük. O da vardı. Böyle adam çekmiş şeyi oraya. Zırhlı personel taşıyıcımızı, artık markasını modelini bilmiyoruz. Orada böyle Namlu şeye doğru, geçite doğru öyle şeyler oluyor. Bu polis, jandarma çeşitli şeyler var. Toma'mız var. Toma da var orada. Hani toplumsal bir müdahale aracı. Toplumsal olaylara müdahale aracı. Öyle. Gidiyoruz. Kamera görüyor mu görmüyor mu ama şu an Ağrı nerede falan filan derken şu tepesi gözüken Ağrı mı dedi. Böyle kalbim güp etti lan. Ama değil mi yani bakıp çay içmelik değil mi abi? Kapalı şu an, siz hiç görmüyorsunuz muhtemelen ama yani... Püf, bakacağız, bunları hep konuşacağız. Etrafta başka dağlar da var tabii de ya, Ağrı başka bir şey ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Doldum bak. Çok uzun süredir bekliyorum Ağrı'yı görmeyi. Ya bilmiyorum görüyor musunuz da ben çok acayip bir şey görüyorum karşımda ya şu an. Yani nasıl anlatayım ki? Yani daha güzel görüntü bulmaya çalışacağız bu arada. Yarın da buradayız. İnşallah hava açılır, bir şey olur ama yani... Bu nedir hocam? Bu nedir ya? Bakalım şimdi... İshak Paşa Sarayı'na doğru giriyoruz. Havanın kararmasına ne kadar var? Bir saat kala havanın kararmasına orada olacağız. Yarın da işte Ağrı Dağı'nın manzarasının açıldığını umacağız. Ben tepesini gördüm. Ben okeyim şu an zaten. Yani inanılmaz ya. İlk gördüğümüz an gerçekten kalbim güp etti ya. Gerçekten çok çok güzel. Var ya, acayip iş yani. Çok acayip. Şuralara falan bakalım. Çok iyi, çok mutluyum. Şu an burada olduğum için bayağı mutluyum. Ağrı Dağı'nı da gördük. Daha tam görmedik. Onu çözeceğiz. Yarın Ağrı Dağı'nı çözeceğiz. Şişman deyip geçmeyin. Tabii. Bakın. Benim ayağım kırık ama ben şimdi oradan gelip bir de bir daha düşersem. Bu ayak beni çok şey etti ya. Geliyorum, geliyorum. Mutfak burası. Mutfakta öyle yemek pişirmişler ki isi yağı hala bak duvarlarda duruyor. Ne piştiyse artık. Bacasız ocakların içeriye vurulmasıyla yağlı hisler duvarlarda kalın bir tabaka oluşturmuştur. Doğru mu? Bayağı doğru tahmin etmişiz. Bunu burada okumasak diyecekler ki İshak Paşa Sarayı ile dalga geçiyor. Ne alakası var? Biliyoruz da konuşuyoruz. Şimdi size 300 yıllık hela göstereceğim. Buyurun. Bildiğin hela. Düz. Size şimdi 300 yıllık göt göstereceğim. Şaka, bizim emri o. Manzaraya gel. Normalde Ağrı şu sağ tarafta kalıyor tabii ama muhtemelen onun gelen penceresi de vardır diye düşünüyorum. Fahri var mesela burada. Bir şeyler daha var. Bakın bunu yapmayın. Tamam, bunu yap, bu doğru bir şey değil. Bunlar eser, miras bunlar. Bunlar eser, bunlar miras. Bunlara hiç öyle kötü davranmayın. Lütfen. Şurada başkaları da geziyor. Herif hala diyor ki burayı diyor ihaleyle diyor kafe tarzında bir şey çevirebilirler diyor. Oğlum deli misiniz? Siz kafayı mı yediniz? Böyle bir şey olabilir mi? Miras lan bu. Evet, şeyin şarjı bitti kameranın. Şarjı bitmedi. Kart almayı unutmuşum ya ama öyle bir şeyim ben de. Bizim de delikanlılığımız bu şekilde. Burası da böyle bakın. Ama şimdi bu olunca şöyle...
ben size böyle özet göstereyim de. Siz mutlaka ilgileniyorsanız, ilginizi çektiyse burayla ilgili yapılmış bir belgesel mutlaka izleyin. Yani ben de bir şey anlatmıyorum zaten. Tabii oranın bir kısmı yıkılmış, baştan yapmışlar. Yani şu çatı dışında, şu çatı fena durmuyor. Güzel, aynı taşları kullanmışlar gibi duruyor. Çok da uzmanı değiliz ama o çatıyı da öyle yapmalarının nasıl bir sebebi var bilmiyorum ama koruyucu bir çatı amacıyla yapmışlar. Yani hani buranın belki orijinal çatısına yakın bir şey yapmaya çalıştılar, olmadı mı oldu mu bilmiyorum ama kurşun kalemle falan şuraya bir şeyler yazmışlar. Yani çok kızıyorum ya. Beyza, Nefise, Gülüfer Aslan, işte ne bileyim bir sürü Nazlı. Bu arkadaşlar yapmayın. Yazık, yazık yani. Bedirhan. Bizde ne olur Bedirhan lan? Biz İshak Paşa'nın sarayı değil. Bedirhan. Beyza 41. Şu ne ya? Havva. Van'dan gelmiş Havva. Umarım... 2015'te Esa yazmış buraya bir şey. Ya tamam, bu belki sonradan burayı güçlendirmek için yapılmış, belki yeni olmayan bir şey olabilir ama yine de, ya eski olmayan bir şey olabilir ama yine de burası müzedir ya. Yazıktır, günahtır, çok kızıyorum ya. Evet, mesela burada geliyorsun, şöyle kapıdan çıktın. Geldin, çocuk da koşuyor, bir şey oldu. Buradan bak aşağı şöyle, ulan şuraya bir çubuk koyun, bir şey koyun. Ayağını kırıyor, ben de böyle kırdım işte. Bir şey yapın. Ağrı Valiliği'yle mi bağlı artık burası, nereye? Güzel, çok güzel, bu miras, buralar şunda bir şey yapayım. Düzeltin oraları. Güzel ama. Ama düşülür buradan. Mesela Amerika'da olsa şuradan düşsen falan öyle hayatın boyunca parayı çıkartırsın davadan. E ben yürüdüm. Oraya korkuluk ya da uyarıcı koymamışlar. Ben de düştüm. Ben de işte bunları yapmak lazım. Şunlar güzel. Çatı yapmışsınız ama ne bileyim sarayın içinde. Bilmiyorum, ben kızıyorum. Ya ne yapsın adamlar, çatı yapmış, çatıyı tutacak bir şey yok mu falan gibi şu diyorsunuz, öyle şeyler diyorsunuz. Tatlıdan yap. Tatlıdan yap, düzelir, adam onun sistemi vardır, sakla. Ne bileyim yani, buraya bu metal konstrüksiyon şöyle, buna gerek yok. Bu buranın dokusunu çok bozuyor. Sen yazıyorsun, sonra da Baver yazıyor üstüne gidip bir de herif. Ama güzel, gelin buraya da görün yani, sevmediğimden değil. Sadece hep daha iyi olsun istediğim için yani. İşte sonra buradan adam kalkıp şeye gidiyor, ondan sonra Floransa'ya gezmeye gidiyor. Tam Floransa'yı da geçsin ama Roma'yı da geçsin ama burayı da geçsin. Burayı da güzel yapalım. Burayı da hoş yapalım. Derdim o benim. İshak Paşa sarayından çıkarken gerçekten bazı noktalarında büyülenmemek elde değil. Ama bazı noktalarında da restorasyonu bayağı laf olsun diye yapmışlar gibi duruyor.